Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler, Ankebut suresinin 44. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önce geçen bölümde peygamberlerin mesajına kulak vermeyen, vermediği gibi inkar eden ve de kendilerini peygamberden ve Allah'tan üstün gören, buna istikbar kelimesiyle ifade edilmiş, İnsanların cezalandırıldığını Rabbim haber verdikten sonra diyor ki: "Halakallahu semavati vel arda bil hak. Ve inne fi zalika le ayeten lil mu'minin." Gökleri ve yeri Allah bir hak üzere yaratmıştır. Yani boşuna hiçbir şey yaratmamıştır. Yukarıda ise kendine güvenen, kendi bileğine, kendi aklına güvenen, Allah'a baş kaldıran, peygamberleri öldürmeye yönelen insanların gücü örümceğe ve örümceğin evine benzer diyordu Rabbim. Arkasından bu ayet geliyor. Bir örümceği düşünün, örümceğin yuvasını düşünün, ağını düşünün. Bir de gökleri ve yeri düşünün. Yani Himalaya dağını her insan gidip göremiyor, ancak fotoğraflarda görüyoruz. Bir de bazı dağcıların Everest tepesine çıktığını görüyoruz. Bir de kitaplarımızda, coğrafya kitaplarımızda kaç metre yüksekliğini görüyoruz. Yükseklikte tabii metrenin de bir 100 santim olduğunu hesap edip hayal ediyoruz. 7 kat semanın büyüklüğünü ise hayal bile edemiyoruz. Bütün bunları yaradan Allah Celle Celaluh'tür. Yeryüzünde şu anda askeri ve ekonomik gücüne güvenenlerin bütün askerleri, bütün ekonomileri, dünyadaki bütün ağları, örümcek ağı gibi kurduğu haber alma ağları, üslerin toplamı Rabbimin gücüyle kıyaslandığında bir örümcek ve onun ağı kadar bile yok. Rabbim ama bütün yarattığı her şeyi bir hikmete binaen yaratmıştır. İşte müminler içinde bunlarda ibretler vardır. Biz dağdan, taştan, denizden, kuştan, yıldızdan, denizden ibret alırız. Kafirlerden de ibret alırız. Onlar da anlamsız yaratılmamışlar, hikmetsiz yaratılmamışlar, başıboş yaratılmamışlar. Örümcek ve ağı da başıboş, hikmetsiz ve gayesiz yaratılmamıştır. Rabbim bize diyor sevgili peygamberimizin şahsında: "Ütlü mâ ûhiye ileyke minel kitâbi." Sana vahyolunan kitaptan oku. Yani Kur'an'dan oku. Ve ekmis salah, namazı dosdoğru kıl. Şimdi bu ilk nazil olduğunda Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Ayet nazil olmuş Peygamber Efendimiz'e. Sana kitaptan vahyolunanı oku diyor. Peygamber Efendimiz de hemen tebliğe başlıyor. Okuyor. O sahabeler de hani süngerin su çekmesi gibi sevgili peygamberimizin mübarek ağzından dökülen
bu Allah kelamını böyle kanlarına, canlarına yerleştirmişler. Yalnız bilgi olarak değil gayri. İman olarak yerleştirmişler. Teni olmuş, kanı olmuş, canı olmuş onların. Şimdi biz okuyoruz. Ben okuyorum, sen okuyorsun. Ayeti açtınız. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesini açtınız. Sana vahyolunan yok bize gayri de. Peygamberimize vahyolunan bu ayeti biz oku diyor Rabbim. Bana diyor, sana diyor. Oku. Okuyacaksınız. İnsanlara okuyacaksınız. Kendinize okuyacaksınız. Tabii ki manasını anlayarak. Namazı dosdoğru kıl diyor, bana diyor, sana diyor, herkese. Mümin olan herkese diyor. Niçinini de söylüyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Çünkü namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Şimdi kötülükler kelimesi de güzel bir buluştur Türkçe'de. Aslında Arapçası fahş kelimesi, fuhuş kelimesini biliriz. Gerçi Türkçe'de fuhuş kelimesi yalnız zina için kullanılan bir tabir ama değil. Arapçadan geçmiş ama Arapçada inkarın adına da fuhuş denilir. Fuhşiyatın, zinanın adına da fuhuş denilir. Hatta bir ayette cimriliğe de fuhuş denilir. Türkçesini ilk bulan muhterem zat kim ise onu bilmiyorum, güzel bulmuş. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. İnkar kötüdür. Fuhuş kötüdür. Cimrilik de kötüdür. Öyleyse Kur'an'ın yasakladığı şeylerin tamamına birden bu kelimeyi kullanırız. Ve karşılığı, Türkçe karşılığı da kötülük kelimesini bulmuşlar, güzel. Namaz işte insanı bu kötülüklerden alıkoyar. Ama hocam vallahi bizim bir tanıdığımız var, 5 vakit namazını kılıyor ama her türlü kötülüğü de yapıyor. Ve benim tanıdığım da var. Şimdi namazı nasıl kılıyoruz? Kendi kendimizi gözden geçirelim. Ben sizinkini bilemem. Siz benimkini bilemezsiniz. Herkes kendini iyi bilir. Fakat biz hocalar olarak bazı şeyleri de sizden fazla biliriz. Nereden biliriz onu? Cemaat durumunu bize anlatır ya, oradan biliriz. Mesela adam diyor, ya hocam tekbirimi alıyorum. Selam verirken namazda olduğumu anlıyorum. Selamı verirken, aa namaz bitmiş diyorum. Diğer zaman ne yapıyorsun? İşin peşinde, çekin peşinde, senedin peşinde, alışverişin peşinde, siyasetin peşinde, neyse adamın meşgul olduğu iş, onun peşinde dolaştırıyor. Bu namaz insanı kötülüklerden alıkoymaz. Kalıbıyla namazı kıldı ama kalbiyle namazı kılmadı. Teniyle namazı kıldı ama canıyla namazı kılmadı. Halbuki Rabbim huzurunda olduğumuzun hep şuurunda olacağız. Hani örnek verilmesi biraz hoşuma gitmez ama başka yol da yok yani. Çok sevdiğiniz, saydığınız bir büyüğün yanına vardınız. Buna siz hocanız deyin, buna siz babanız deyin, buna siz valiniz deyin, buna başbakanınız deyin, buna cumhurbaşkanınız deyin. Kim olursa, yani en çok sevdiğiniz, saydığınız insan, parti başkanınız deyin, hiç önemli değil. Onun yanına vardığınızda esner misiniz? Tam karşı karşıya gelmişsiniz, en çok görmek istediğiniz, duymak istediğiniz, görüşmek istediğiniz biriyle karşı karşıya geldiniz. Mesela başbakanlardan veya cumhurbaşkanlarından örnek verelim. Görüşmek için o kadar yol kat ettiniz, ona yalvardınız, buna yalvardınız derken randevuyu aldınız
ve karşı karşıya geldiniz. Esner misiniz? Esnemezsiniz. Esneyemezsiniz. Evet. Her namaza gelişimizde bana kan veren, bana can veren, bana din veren, bana akıl veren, bana sıhhat veren, bana bu havayı verirken ücret istemeyen, şükretmemi isteyen o Allah Celle Celaluhu'nun huzuruna geldim ben. Ve onun kelamıyla ona kulluk yapacağım. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamdolsun ona. Huzuruna kabul etti ya. Huzuruna kabul etti ya. Hamdolsun ona. Diyerek bir namaz kılarsak, o namaz bizi kötülüklerden alıkoyar. Sonra Fatiha'nın arkasında okuduğunuz ayetlerin manasını bilerek okuyacaksınız. O manayı hayata tatbik edeceksiniz. Namazda İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn. Ya Rabbi ancak sana kulluk yaparız. Biz kelimesini kullanıyorsunuz. Ama dışarıya çıkınca bencillik başlıyor namazın dışına çıkınca. Namazda bizlik var. Tek başına kılsanız bile biz kelimesini kullanıyoruz. Dışarıya çıkınca bencillik. Halbuki namaz bizi yönlendirmeli. Dışarıda da biz olacak. Veya Allah'a ancak Allah'a kuluz diyoruz. Dışarıya çıkınca kula kul olmak için takla atma durumuna düşüveriyoruz. Namazın içinde okuduklarımızı dışarıya çıkınca da tatbik etme melekesini geliştirmemiz gerekiyor. İşte o zaman namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor. Benim hayatımda canlı bir örnek de var bu konuda. Fransa'da işçiyken, asker arkadaşım da Fransa'da işçi, 80 kilometre aramız. Dedi ki, bizim burada bir hanım var, Fransız hanım. Bize Müslümanlıkla ilgili sorular soruyor. Biz de bildiğimizin doğru mu yanlış mı olduğunu bilmeden söylüyoruz. Bir gel de görüştüreyim dedi. Ben de gitmeden önce Sorbonne Üniversitesi profesörlerinden Allah rahmet eylesin Profesör Muhammed Hamidullah Bey'in İslam'a Giriş isimli kitabının Fransızcasını getirttim. Ona hediye edeceğim. Gittim o hanımla bir pazar günü görüştüm. Kendisine dedim ki size Fransızca dini anlatacak dilimiz yok bizim. Bu kitabı okuyunuz. Bir ay sonra ben geleyim, beğenmediğiniz yerler üzerinde konuşalım. Kendisi Hristiyanlığı beğenmemiş, çıkmış oradan. Yahudilik hakkında hiç bilgim yok. Müslümanlığı da okudum diyor ama Fransız yazarların kitaplarından. Beğenmedim diyor bana. Dedim ki siz Fransız yazarlarınkinden okudunuz. Evet dedi. Fransız yazarlar da Fransa'da İslam'ın yayılmasını engellemek için yazdılar onları. Bu kitaba güvenin dedim ben. Tamam dedi okuyacağım. Bir ay sonra tekrar görüştük. Çizerek okumuş. Çizerek okumuş satırların altını. Dedi ki bir kere şunu söyleyeyim. Bugüne kadar ben okumamışım İslam'ı. Doğrusu buysa. Ve bunun içerisinde de her şey gönlüme yatıyor. Ancak ben domuz sucuğunu çok severim. Farz et ben Müslüman oldum ne olacak diyor. Vazgeçmem mümkün değil. Dedim ki sen Müslüman ol. Kelime diğer tarafını kabul etmişsen, kabul ettiğini bana söylesen Müslüman olursun. Kabul ediyorum dedi. Öyleyse kelime-i şehadeti de getirelim, getirdik. Dedim ki namazını kıl. Bunlar öğretirler. Bunun hanımı öğretir sana namazı. Kur'an'da bir ayet var. Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diye. Sen namaza başla.
domuzu da yemeye devam et. Ama domuzun haram olduğunu inan. Fakat hani bizim burada bazı insanlarımız var. Cuma namazını kılarlar, şarabı da içerler Fransa'da. Yani cuma namazı ibadetidir, o da günahıdır. Ama Müslümandır. Sen dedin namazını beş vakit kıl, domuzu yemeye devam et. Ayet diyor ki namaz insanı kötülüklerden alıkoyar. Senin hayatında deneyelim bunu. Ve başladı. Ve bir müddet sonra da domuzu bıraktı. Yani namaz onun hayatından domuzu kovdu. Ama hocam olmuyor bizim burada bazı insanlarımız. Hem namazını kılıyor hem kötülüğü yapıyor. Kalıbıyla kılıyor. Kalbiyle kılmıyor. O ise okuduğum surelerde ben ne diyorum diyor, onu bir okuyor. Ve namazında o sureleri düşünerek namazını kılıyor. Sonra da namazından çıkınca hani araeytellezî yükezzibü biddîn fezâlikellezî yedû'ul yetîm. Okuyunca dışarıya çıkınca yetimlere hadi demesi mümkün değil, hadi demesi mümkün değil onun. Birilerine teşvik verecek olursa teşvikte fakirleri mahrum etmemesi mümkün değil onun. Günümüzde teşvik kelimesini biliyorsunuz. Teşvik tedbirleri alındı. Peki teşvikler kime gider, kime gittiğini gazetelerden okuyorsunuz. Fakirseniz teşvik gelmiyor. Halbuki ayet inkarcıları anlatırken fakirin doyması için teşvikte bulunmaz diyor Rabbim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ Ha, siz namazı kıldınız, dışarıya çıkınca fakirin haklarıyla da ilgileneceksiniz. Yetimin sorunlarıyla ilgileneceksiniz. Çocuk bakım evlerinde olan her olay sizi yürekten yaralayacak. Ayet bunu gerektiriyor. Ve müdahale edeceksiniz. Gücümüz oranında tabii ki. Gücümüz oranında müdahale edeceksiniz. Vele zikrullahi ekber vallahu ya'lemu ma tasnaun. Allah'ı anmak en büyük bir ibadettir. Allah'ın zikri en büyüktür. Allah sizin yaptıklarınızı gayet iyi bilir diyor Allah Celle Celaluhu. Hani hocaya sormuşlar namaz konusunda, hocam dışarıda otururken konuşuyoruz, oturuyoruz, eğleniyoruz, hiç esneme gelmiyor. Ama namaza durunca esneme başlıyor. Hoca da sormuş, peki para sayarken de esniyor mu? Yok demiş, hiç. Para sayarken esneyen hiç olmamış bugüne kadar. Harp ederken de esneyemezmiş insan. Can derdi var orada. Burada mal derdi var. Namazda Allah Celle Celaluhu'nun sevgisini kazanma aşkı olsa esneyemezsiniz. Sevdiğiniz ne? Leyla'ya kavuştunuz. Esneme gelir mi? Gelmez. Mevla'ya kavuşuyoruz günde beş defa. O aşk ve şevkle bunu yapalım. O zaman esneme gelmez. وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذ۪ي اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلَٰهُنَا وَاِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesi. Bir başka ayet-i kerime çok daha gündeme getirilir. Üd'u ila sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti ve cadilhum billeti hiye ahsen. O ayet çok gündeme getirilir. Irak'ta 1,5 milyon Müslümanı öldüren Hristiyan gündeme geliverdiğinde birileri o ayeti getirir. Afganistan'da şu kadar Müslüman katledilmiş denildiğinde, kardeşim ya Müslüman olmayanlarla iyi mücadele etmemiz emrediliyor
der yine o ayeti getirir. Çeçenistan'da şu kadar Müslümanı Rus kuvvetleri yok etmişler. Çoluk çocuk dememişler, köyü yakmışlar denildiğinde, bir kabarma meydana geldiğinde Müslümanlarda hemen ayet yine devreye sokulur. En iyi şekilde mücadele, en güzel şekilde mücadele et. Peki en güzel ne? İşte onu ayet, bu ayet veriyor. En güzel şekilde mücadeleyi bu ayet bildiriyor. Ankebut suresinin 46. ayeti. Ayeti ayet tefsir eder. Aynen öyle, bu oradaki ayet gibi. Ve la tucadilu ehlel kitabi illa billati hiye ahsen. Ehli kitapla en güzel şekilde mücadele et, diyor Rabbim. Ancak burada ancağı var, orada ancağı yok. İllellezine zalemu minhum. Zalimler hariç. Onların zalimleri hariç. Zalim iyilikten anlamaz. Zalim iyilikten anlamaz. Onlara bildiği dilden konuşacaksın şimdi. Bedir'de konuşmuş benim sevgili peygamberim. Bildikleri dilden konuşmuş. Bir Müslümana 3 tane kafirin düştüğü Bedir harbinde sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onların anladıkları dilden konuşmuş. Ebu Cehil orada cehenneme gönderilmiş, gebermiş, gebertilmiş diyelim. Zalimleri hariç diyor Rabbim. Peki zalim değillerse, ha o zaman nasıl iyilikle mücadele edileceğini yine bu ayet-i kerime bildiriyor. Ve kulû âmennâ billezî unzile ileynâ. Biz bize indirilene iman ettik, Kur'an'a. Ve unzile ileykum, size indirilene de iman ettik. Yani Tevrat'a, Zebur'a, İncil'e iman ettik biz. Ve ilahuna ve ilahukum vahid. Bizim ilahımızla sizin ilahınız bir tek ilahtır. Allah Celle Celaluh'tür. Burada onlara bir doğruyu göstermek de var. Üç filan deyip durmayın. İsa Allah'ın oğludur demeyin. İsa'ya hakaret etmeyin. İsa Allah Celle Celaluh'un kulu ve de peygamberidir. Mesajı var burada. Bizim ilahımızla sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ve nahnu lehu müslimun, biz ona teslim olmuşuz. Yani sizin ilahınıza teslim olmuşuz. Sizin peygamberinize iman ediyoruz. Sizin kitabınıza iman ediyoruz. İşte güzellikle mücadele edinizin açıklaması da bu. Ama güzelliği kendi kafasına yormuş. Biz Allah'a 3 diyoruz. Saygılar sunarız efendim. Öbür taraftan ateistin biri diyor ki biz inanmıyoruz. Allah'a, peygambere inanıyoruz. Size de saygılar sunarız efendim. Ne güzel konuşuyorsunuz. Yahu adam cehenneme doğru koşuyor, alkış tutuyorsunuz. Buna merhamet denilmez. Bu adamı sevmekle denilmez. Bu adamı yine Müslümanlar sever. Yanlış yapıyorsunuz, yanmanızı istemiyoruz biz sizin. Yanlış yapıyorsunuz. Yanmanızı istemiyoruz biz sizin. Gelin, bizim inandığımız Kur'an'a da, sizin inandığınız kitaba da iman edelim. İkisi de Allah kelamıdır. Musa aleyhisselam da, Harun aleyhisselam da, İsa aleyhisselam da, Muhammed aleyhisselam da Allah'ın peygamberidir. O 3 değil, 1'dir. O hiç değil, 1'dir. Ateistler hiç diyorlar, Hristiyanlar 3 diyorlar, Müslümanlar 1 diyor. Müslümanlardır dünyayı birleştirecek olan, başka yol yok. Başka yol yok. Hristiyan, Yahudi diyor ki Hristiyanlık da boş, Müslümanlık da boş. İsa'yı öldürecektik, öldürdük de diyorlar hatta. Muhammed'e de inanmıyoruz diyorlar. Hristiyanlar, biz Musa'ya inanırız, İsa'yı ilahlaştırırız, Muhammed'e inanmıyoruz diyor.
Benimle nasıl bu adam hoş geçinecek? Benim peygamberime terörist, kitabıma terör kitabı derse bu adam benimle nasıl hoş geçinecek? Mümkün yok öyleyse. Ama Müslüman öyle değil. İsa aleyhissalatu vesselam diyor. Musa aleyhissalatu vesselam diyor. Muhammed aleyhissalatu vesselam diyor. Tevrat, İncil, Zebur, Kur'an Rabbimin kelamıdır diyor. Almanya'nın en büyük şehirlerinden birinde camiyi çok güzel yapmış oradaki bizim o kahraman işçilerimiz. Çok güzel de süslemişler. Şehrin belediye başkanı ziyarete gelmiş. Yazıları sormuş. Nedir bu? Allah Celle Celaluhu. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. İbrahim, ben gördüm camiyi. İbrahim Aleyhisselatü Vesselam. Musa Aleyhisselatü Vesselam. Ne? Musa. İyi. İsa Aleyhisselatü Vesselam. Ne? İsa Aleyhisselatü Vesselam. İnanmam diyor belediye başkanı. Niye inanmam? Ya siz İsa'ya inanır mısınız? İmam demiş ki başkan, yahu İsa'ya inanmayan bir adam Müslüman olamaz. Yani Türkiye'deki Müslümanlar, Suud'daki Müslümanlar, Amerika'daki Müslümanlar, Almanya'da kendi halkınızdan olan, Müslüman olan Almanlar var. Onlar dahi. Ben Muhammed'e inanırım, Kur'an'a inanırım ama İsa'ya inanmam derse Müslüman olamaz diyor. Belediye başkanı diyor ki şaka yapmıyorsunuz değil mi diyor. Muhterem seyirciler, Müslümanın işi zor. Büyük bir şehrin belediye başkanının kültürü bu. Müslümanların da İsa Aleyhisselam'a hakaret ettiğini zannediyor, inanmadığını zannediyor. Nereden biliyor? Kendinden kıyas ediyor. Hani iki gözü görmeyen adamın önüne bir şey koymuşlar, meşhur lahana sarması, yiyorlar. Biri öbürüne diyormuş ki iki iki yeme, tek tek ye diyormuş. Karşısındaki demiş ki sen görmüyorsun, nereden biliyorsun demiş. Kendimden kıyas ediyorum demiş. Kendinden kıyas ediyor adam. Biz yeniden kendimizi anlatacağız. Ne ile anlatacağız? Ayetlerle anlatacağız. Ve ma kunte tetlu min qablihi min kitabin ve la tahuttuhu bi yeminike izen lartabel mubtilun. Daha önce sen kitap okumamıştın diyor benim peygamberime Rabbim. Elinle de yazmamıştın diyor. Yani sevgili peygamberimizin okuma yazma bilmediğinin delili bu Ankebut suresinin, başka ayetler de var da, 48. ayet-i kerimesi. Okumadın daha önce bir kitap, yazmadın da sen. Eğer okusan ve yazmış olsaydın, bu batıl peşinde koşanlar senden şüpheyi biraz daha artırırlardı. Yani okumuş başkalarının kitaplarını, satıyor bize derlerdi. Ama biliyorlar ki Peygamber Efendimiz okuma bilmiyor. Biliyorlar ki Peygamber Efendimiz yazma bilmiyor. Hatta siz bunu söylüyorsunuz Efendimizin okuma yazma bilmediğini. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebiyil ümmiyi. Orada söylüyorsunuz ümmi, okuma yazma bilmezdi. Bu bir eksiklik değil peygamber için. Bizim için eksikliktir de peygamber için eksiklik değildir. Allah'ın eğitiminden geçmiş. Dünyanın bütün bilginlerini yaradan Allah'ın eğitiminden geçmiş o sevgili peygamberimiz. Allah şefaatinden nail eylesin. Şefaat izni verdiklerinin şefaatinden bizleri de payidar eylesin. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.